Evet arkadaşlar, polinomlarda orta seviye 3. testimizde devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi polinomdur? Hatırlayalım. Polinom ifadeleri px eşittir a x² n şeklinde gösteriyorduk. A bir reel sayı olmalı. Ya hangi sayılar reel sayı değildir? Kök içerisindeki negatif sayılar arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Bu da elemandır. Doğal sayı olmalı gibi düşünebilirsiniz. Bakın. Paydada x varsa direkt polinom değildir diyebilirsiniz. Çünkü 0 yazamam. Burası 1 bölü x kare olur bakın. 0 yazamam. Çünkü polinomlar reel sayıda tanımlıdır arkadaşlar. Burası kök x'tir. Bakın. Negatif yazamam. Dolayısıyla burada sıkıntı yok. Bu bir polinomdur. Kök içerisinde bakın x var, negatif yazamam. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi polinom değildir diyor. Bakalım. Şimdi burada direkt baktığım zaman polinom, polinom, polinom. Bakın şu iki ifade polinom değildir. Bu soru iki tane cevabı var. Sebebi şudur. Büyük ihtimalle bu sorunun cevabına C demişlerdir. Şimdi burası x kare artı 2'dir. Fakat bir polinom ifadesi ilk verildiği halinde eğer paydayı 0 yapıyorsa soruya devam edilmez. Direkt paydayı 0 yapan değer var ikisinde de. O zaman ikisi de polinom değildir. İki sorunun cevabı var. Mesela bakın şöyle bir örnek verilir. X² 4 artı x kare bölü x kare artı 1. Böyle olsun. X² 4 eksi x kare bölü x kare eksi 1. Şimdi sol tarafı x kare parantezine alırsam burası x kare artı 1 olur. Burası x kare artı 1 olur. Bunlar gider x kare diye çıkar. Şimdi x kare parantezine alırsam x kare eksi 1 olur. Burası x kare eksi 1. Bunlar gider. Burası x kare olur. Bu soru tipini arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Yacı hocamızın kitabında vardı. Şimdi bakın ikisinin sonucu da aynı çıktı. Sadeleşti. Bir sıkıntı yok. Ama bu iki ifadenin biri polinom, diğeri polinom değildir. Hangisi polinomdur? Sol taraftaki polinomdur. Bir polinom ifadesine bakılırken en başta payda 0 yapan değer var mı yok mu ona bakılır. Bakın sağ tarafta payda 0 yapan değer başta var zaten. Soruya devam edemezsiniz. İkisinin grafikleri bile aynı değil. Peki konuyu daha fazla derinleştirmeden geçiyorum. Px polinomu x eksi 2'nin 7. kübesi çarpı x artı 1'in küpü polinomu sabit terimi kaçtır diyor. Öğrendik artık. Sabit terim lafını duyar duymaz biz x yerine 0 yazarız. O zaman burası ne olur? Eksi 2'nin 7. kuvveti 1'in küpü. O da eksi 128 olur. Gerçi direkt vermiş. Evet, polinomu veriliyor. Px polinomunun sabit terimi 5 ise sabit terim neydi? Biz x yerine 0 yazmışız verilen polinomda sonuç 5 çıkmış. Bu anlama geliyor. Ama bakın bizim bilgimiz bu. Bize verilen polinom başka bir polinom. O zaman şöyle düşüneceğiz burada. Biz burayı eğer 0 yaparsak, burayı 0 yapan x değeri bu tarafı kaç yapıyormuş? 5 yapıyormuş. Peki burayı 0 yapan x değeri kaçtır? 1'dir. O zaman tamamında 1 yazarak 5'e eşitleyeceğiz. O zaman 1 yazalım. Burası a olur, burası 1, burası 2, burası eksi 2, burası da artı 1. Sonucumuz 5 çıkmalı. Bakalım şimdi buraya. Eksi a karşıya atıyorum. Artı a. 1, 3, 4, 5'i bu tarafa atıyorum. Cevabımız eksi 1 olur. Ama a'yı sormuyormuş gerçi. Özür. Polinomun katsayılar toplamını soruyormuş. Yani bir polinomun katsayılar toplamı p1 ile bulunur. Çünkü px polinoma devam ediyoruz hala. p1'i soruyormuş. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Yukarıdaki polinomu tekrardan bir yazalım. Böylece elimizde geçen polinom ne oldu bizim? Px eksi 1 polinomu a yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi x küp artı x kare artı 2x. A yerine eksi 1 yazdığım zaman bakın burası da artı 3 yapacak. Şimdi polinomu bulduk. Bizden p1 isteniyor. p1 için burada x'e kaç yazmam lazım? 2. O zaman hepsinde 2 yazıyorum. Burası p1 olur. Eksi 8 artı 4 artı 4 artı 3. Eksi 8 artı 8'i götürür ve cevabımız artı 3 olur. Devam edelim. Px polinomu verilmiştir diyor. Px kare artı 2x polinomunun sabit terimi nedir diyor. Burada 0 yazacağız. Fark etmedi. Yine p0 oldu. O zaman p0 bulmam gerekiyor. Hepsine 0 yazarsam cevabımız 1 olur. Px polinomunun açılımında katsayılar toplamı kaçtır diyor. Katsayılar toplamında biz x yerine daima 1 yazıyorduk. Solda 1 yazıyorsam sağlara 1 yazmam lazım. O zaman 1 artı 2 artı 1'in 7. kuvveti. 4 üzeri 7, 2 üzeri 14 olur. Px eşittir x üzeri 5 artı 1 polinomu veriliyor. Buna göre px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın soru şurada başlıyor. Bu polinomun katsayılar toplamı 1 yazıyorum. Bu adam benden kaç istiyormuş? P2 istiyormuş. Nerede bulacağım? Burada bulacağım. O zaman 2 yazıyorsam sağda da 2 yazıyorum. 32 artı 1'den cevabımız 33 olur. Px polinomunun diyor katsayılar toplamı 7. Bu şu anlama gelir. Biz bu polinomda x yerine 1 yazmışız. Sonuç 7 çıkmış. Yazalım o zaman. 1 yazalım. 2 çarpı 1 eksi 1'in küpü. 1 artı 3 eksi m. Sonuç 7 olmalı. Şimdi burası 1. O zaman burası 1 ise burası 7 olmak zorunda. 4 eksi m'in 7 olması için yer değiştirelim. M eşittir. Eksi 3 olmalı.
Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi katsayılar toplamı lafını duyar duymaz düz bir polinom verilmiş. Ben x yerine 1 yazarım. Hiç düşünmem bile. Hepsinde 1 yazar geçerim. Sol taraf P1 oldu. Daha önce söylemiştim. Başka bir şey de olabilir. Beni ilgilendirmiyor. 1 yazıp geçiyoruz. 1 eksi 1 artı 1'in 5. kuvveti. 1 artı 2 eksi 2'nin 4. kuvveti. Burası zaten 1 yapar. 2 ile gider 1 yapar. Cevabımız yine 1 çıkar. Px eksi 1 polinomu veriliyor. Px polinomunun sabit terimi 6. Sabit terim neydi? Biz burada 0 yazmışız. Sonuç 6 çıkmış. Katsayılar toplamı da 0'mış. Bu neydi? 1 yazmış. Çünkü Px'ten bahsediyor. Direkt yazıyorum. P1 de 0'mış. Şimdi bu iki bilgiyi nerede kullanacağım? Verilen polinomda kullanarak A ile B'yi bulacağım. Bulalım o zaman. Önce 0 ile başlayalım. Şimdi buranın 0 olması için x'e kaç yazacağız? 1 yazacağız. O zaman şimdi şöyle düşünelim. Şunu diyeyim başta. Burası 0 olduğu zaman burası 6 oluyormuş. Burayı 0 yapan x değeri 1 değil midir? O zaman sağda 1 yazınca 6 çıkmalı. 1 yazalım. 1 eksi 3a artı 5'tir. 6 olmalı. O zaman buradan b eksi 3a eşittir 5. Mesela bir denklem bulduk burada. Bu dursun kenarda. Devam ediyoruz. Şimdi ikinciye geçtik. İkinci bilgimiz neydi? 1 olduğunda 0 çıkıyor. Bu sefer burası 1 olduğunda, yani şu içerisi 1 olduğunda p1 sonuç 0 çıkıyor. Peki burayı 1 yapan değer nedir? 2'dir. O zaman sağda da 2 yazıyoruz. Sonucu 0 eşitliyoruz. Yazalım o zaman. 16, 2'nin küpü 8, 3 kere 8, 24a artı b. Bunun sonucu da 0 olmalı. Buradan da şunu anlıyoruz. B eksi, ya da tam tersi neyse, b eksi 24a eşittir, eksi 16. Şimdi elimde bakın iki denklem var. Bu denklemlerden a ile b'yi bulacağız. Şöyle yapalım o zaman. B eksi 24a eşittir, eksi 16. Altına b eksi 3a eşittir, 5. Bunu yazalım. Taraf tarafa çıkaralım. Hatta üsttekini çıkaralım pozitif olsun diye. B'ler gider. 21A eşittir 21. Bakın A'mız 1 çıkar. A'yı burada yerine yazalım. O zaman B'miz de 8 çıkar. Kimi soruyor bizden? A ile B'nin çarpımı. 1 kere 8, 8 olur. Devam edelim. Px polinomu ifadesi sabit polinom ise. Px polinomu verilmiştir arkadaşlar. Bu ifade sabit polinom. Sabit polinom neydi? İçerisinde x'li ifadelerin olmadığı polinomlara sabit polinom diyorduk. O zaman buradan a'mız eksi 2, buradan b'miz 2 olur. Toplamlarını sorduğu için de cevabımız 0 çıkar. Px polinomu sabit polinom ise a eksi b artı c nedir diyor. Yani yukarıda bakın zaman kaybetmiyorum. Yani önemli olan soruda görmem gereken yerler. Sabit polinom ise, sabit polinomda x olmaz. Zaten karışık da vermiş, düzgün vermiş. O zaman a buradan kaç olur? 2, b'miz buradan eksi 2, c'miz buradan 1 olur. Sadece yerine yazmak yeterli. 2 eksi eksi 2 artı 1. Çünkü a, b, c'yi soruyordu bize. Cevabımız 5 olur. Px polinomu sabit bir polinom ise sabit polinomda x olma söylemiştik bunu. Şimdi bakın x kareli 2 terim var. O zaman bunun komple katsayı 0 olmalı. 2a eksi 3'ün 0 olması için a'mız 3 bölü 2 olmalı. Götürüp yerine yazarsak aslında px polinomu şimdi burası yok artık onu düşünmeyeceğiz. Şurada yerine yazacağız tabii ki. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 1 yani px eşittir 4. Artık ne yazarsanız yazın sonuç daima 4 çıkacaktır. Px polinomu ifadesi sabit polinom ise a artı b nedir diyor. Şimdi bakın bir ifade verilmiş. Yine sabit polinomdan bahsediyor bize. Sabit polinomda x'li ifadeler olmayacaktı. O zaman a'mız 2 buradan b'miz 3 olur. Toplamlarını sorduğu için de 5 olur. Px polinomu sabit polinom olarak veriliyor diyor. Buna göre p 11 3 ise. Şimdi sabit polinom ise önce düzenleme yapmam lazım burada. Eksi ax küp. Bakın bx eksi cx. Hatta bunu şöyle yazalım. B eksi cx eksi artı c yapar. Evet. Şimdi bizim polinomumuz normalde bu. Şimdi buraya bakaraktan biz ne diyebiliriz? Sabit polinom veriliyorsa sabit polinomda x'li ifadeler olmaz. Buradan a'mız 0. Buradan b'miz eşittir c olarak çıkar. Çünkü b eksi c eşittir 0. Devam edelim soruya. Bize bir bilgi verilmişti burada. Bakın ne verilmişti? P11 eşittir 3. O zaman yerine yazalım burada. P11 zaten bunlar yok artık. Eşittir 3. Bakın sabit polinomda ne yazarsanız yazın daima aynı sayı çıkar. O zaman 1000 de yazsak cevap hep 3 çıkacaktı. A artı B bölü C'yi soruyor. A'mız 0. Gerçi soruyu şurada bulmuşuz bakın. Çünkü B C'ye eşitti. Cevabımız direkt 1 çıkar. Soruyu bulmuşuz aslında. Devam edelim. Px polinomu 0 polinom ise bakıyorum yine açık şekilde verilmiş. O zaman 0 polinomun özelliği neydi? Bütün terimler 0 olmak zorundaydı. Buradan a'mız 3 olur. Buradan c'miz 2 olur. A 3 eksi b. C'yi de 2 bulduğumuza göre. Bunda 0 olmasın. B'miz de 5 olur. O da zaten b'yi soruyormuş.
Devam edelim. Px polinomu bir sıfır polinom ise diyor. A artı B artı C nedir diyor. Yine aynı mantık. Sıfır polinomda bütün terimler sıfır olmak zorundaydı. Buradan A'mız eksi 1, buradan B'miz 1, C'miz de 2 çıkar. Toplamlarını sorduğu için de cevabımız yine 2 olur. Evet, bu polinomun diyor derecesi aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi şöyle bir şey, 18 bölü n bir doğal sayı olmalı, n bölü 3 bir doğal sayı olmalı. Çünkü açtığım zaman onu göreceğim. Aynı şekilde n artı 1 bir doğal sayı olmalı. O zaman şu iki ifadeye baktığımız zaman 18'i bölen 3'ün katları. Bu ifadeye baktığımız zaman da en büyük eşittir eksi 1 olacak zaten. Peki, hem 3'ün katı hem 18'i bölecek. Kaç olur bunlar? 3, 6, 9 ve 18 olur. Buna göre hangisi olamaz diyor. Bakın arkadaşlar, 4 olamaz. Hangisi olabilir mi demek istedim acaba bu soruda? Bakalım, derecesi aşağıdaki hangisi olamaz? Evet, enteresan bir şekilde arkadaşlar. Bence hangisi olabilir demek istedi. Ha, özür dilerim, derecesi hangisi olamaz diyor. Pardon, en yerine yazacağımız sayı sormuyor. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Soruyu çözmeye. Şimdi 3 yazdığımız zaman burası x üzeri 6 olur. 6'ın derece direkt çıktı. 6 yazdığımız zaman onu hesaplayalım. Burası x üzeri 3 olur. Burası x artı 1'in karesi olur. Burası 3 yazdım bakın. X üzeri, pardon, 6 mı yazmıştık? Evet, 6 yazdık. X üzeri 7 olur gider. 7'yi de bulduk. Devam edelim. 9 yazdığım zaman burası x kare olur. Burası x artı 1'in küpü olur. 9 yazmıştık. Burası x üzeri 10 olur. 10 da çıktı. Şimdi 18 yazıyorum. X üzeri 1 olur. Burası x artı 1'in 6. kuvveti. Burası x üzeri 19 olur. 19 da olur. O zaman cevabımız 4 olamaz. Evet, derece deyince arkadaşlar tabii eni bulmayacağız. Yerine yazıp x'lerin üstünü bulmak zorundayız. Devam edelim. Derece px ve qx'in çarpımı 5. Bölümleri ise 3 ise. Şöyle yapalım bunlar da. Mesela px'imiz x üzeri m, qx'imiz x üzeri n olsun. Biz bunları çarptığımız zaman x üzeri m çarpı x üzeri n'den üstler toplanıp m artı n olmaz mıydı? Bunun derecesi m artı n'dir. Bunu vermiş bize. Bu 5'miş. M artı n eşittir 5. Bölmede ise yapalım onu da. X üzeri m, x üzeri n'e bölündüğü zaman bu x üzeri m eksi n'dir. Üstler birbirinden çıkarılırdı. Bunun derecesi de 3'müş. O zaman m eksi n de 3 olur. Bunu vermiş bize, bakın burada 3 vermiş. Bu durumda bunları taraf tarafa toplarsam 2m eşittir 8, m eşittir 4 olur. Herhangi birini de yerine yazarsak n'i de 1 buluruz. Bu şu anlama gelir. Px polinomumuz x üzeri 4, qx polinomumuz x üzeri 1'li bir ifadeymiş. Devamı da olabilir. Derece px sorduğu için cevabımız direkt 4 olur. Evet, p px artı 1 eşittir 4x eksi 7 olduğuna göre px polinomun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, bir polinomun kendisine tekrar yerine yazdığımızda birinci derece çıkıyorsa polinom kendisi de birinci derecedir. Hatta katsayısı da 2'dir çünkü kendisi de çarpılacak. Böyle bir pratik görebiliriz. Bakalım başka bir şey yapabilir miyiz? Katsayılar toplamı her zaman 1'di arkadaşlar. P1'di. P1'i buradan direkt göreceğimizi düşünmüyorum. Peki, devam edelim. Çünkü 1 yazdığım zaman P1'i soruyor. Bakın yukarıda PP1 artı 1 diye bir şey çıkacak. Eşittir eksi 3 ama bu bir şey kazandırmıyor. O zaman bakalım. Px polinomumuz ax artı b olsun. Dolayısıyla px artı 1 ax artı b artı 1 olur. Bunu getirip yine p'de yerine yazarsak o zaman a ax artı b artı 1 artı b olur. Yani bunu komple x yerine yazmış olduk aslında. Düzenleyelim bunu. A kare x artı ab artı a artı b. İşte bunun sonucu 4x eksi 7 olacakmış. Buradan a kare eşittir 4 ise a'mız ya 2'dir ya da eksi 2'dir. O yüzden olabilir diyor çünkü. Eğer a'mız 2 ise devam edelim. Bakın 2b artı 2 artı b. 3b artı 2 eksi 7. Buradan b'miz eksi 3 olur. Eğer eksi 2 olursa bakın eksi 2 yazacağım bu sefer. Eksi 2b artı b eksi b. Eksi 2 eşittir eksi 7. Buradan b'miz artı 5 olur. O zaman biz iki tane polinom bulmuş olduk. Birisi bize diyor ki a'sı 2 ise b'si eksi 3'tür. Diğer polinomumuz diyor ki a'sı eksi 2 ise b'si artı 5'tir. Bizden neyi soruyordu arkadaşlar? Katsayılar toplamını soruyordu. 1 yazmamız yeterli. O zaman yukarıda 1 yazdığımız zaman bakın eksi 1 buluruz. Aşağıda 1 yazdığımız zaman burada x'i unutmuşuz tabii ki arkadaşlar. 3 buluruz. Hangisi cevaplarda varsa cevap o olur. Peki arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.